Dostlar merhabalar. Uncharted kayıp miras oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 3. bölümdeyiz. Sanırım oyun yavaş yavaş açık dünya olma yoluna doğru ilerliyor. Biz buralarda 3 tane sembolün peşindeyiz. Üçlü mızrak, yay ve ok ve balta. Bu 3 sembolü topladığımız zaman Ganesh'in filine gitmiş olacağız. Yani bu topladığımız semboller bir şekilde bize onun yerini gösteriyor olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ancak bunun peşinde olan yalnızca biz Cole ve Nadine değiliz. Asav isimli bir rakibimiz var. Asav da örgütü olan, askerleri olan sağlam, çetin ceviz bir adam ancak bizim kadar zeki değil. Biz ondan şu anda bir adım öndeymişiz gibi duruyor. Hadi bakalım. Nadine aşağıda aracımızın yanına inmiş oldu. Biz de şimdi oraya doğru bir ilerleyelim bakalım. Geliyorum. Buralarda toplanacak bir şeyler var mıdır? Neyse. Oh, bir dakika gitti lan. Ayda. Pekala. Tamam, orada bir şey görüyorum. Halatımız var. Bir daha, bir daha. Yukarı nasıl çıkıyorduk lan? Shift'e bastım az önce ve tam Q'ya basılı tutuyorduk ve yukarı aşağı yapıyorduk. Anlaşıldı, tamamdır. Oyunu zorda oynuyoruz. Hala orada mısın? Evet, hala buradayım. Güzel. Merak ettim de. Tıpkı dördüncü oyunda Nathan'da oynadığımız gibi bunu da zorda bitireceğiz. Nathan'ın hikayesi de aynı buna benzerdi. Bir hırsızın sonu öyküsü. Hadi, elini uzat. Öyle iyi, sağ ol. Bakalım. Kolun öyküsü nereye Ben bağlanacak? geçeyim mi? Hayır, cidden bak. Olmaz. Takıntım var da. Peki. Bu arada bu peşinde olduğumuz şey Hoysala İmparatorluğu'nun bir hazinesi olmuş oluyor. Hint mitolojisi içerisindeyiz. Çok temiz duruyor oyun be, Doğanın görsel tadını açıdan. çıkaralım diyorum. Ne dersin? Saçma olacak ama buraya kadarmış. Fil dişi hala orada mı yani? Şimdi müzenin birinde çoktan ortaya çıkmaz mıydı? Hem zaten bir Hoysala sergisi de göremedim. Bu işe girene kadar Hoysala'yı bilmiyordum. Evet sorun aslında son kralların. Genç, tecrübesiz. Tüm servetini gösterişe harcayıp fil dişi için yeni bir başkent dikmiş. Ve Persleri kapılarının önünde bulmuşlar. Ve şimdi de bizim. Ve şimdi de bizim. Etrafa hep bakasın var. Çok büyük bir açık dünyasının olmayacağını biliyorum. Gerçekten buraya atlayıp bu hayvancıkları rahatsız edecek miyim ya? Şöyle gitsek. Baksana, flamingo sürüsü. Üzgünüm. Bir saniye bekle. Pardon, Bekliyorum. pardon. Shift'e basacaktım esasında da. Yolu görebildin mi? Bakıyorum. Evet. Sanırım buradan. Ayıldım. Sağ ol ya. Uyarabilirdin. Ammamız mısın? Ya şuralarda Doğaya gezinmek karışmak güzel isterdim ama değil mi? gerçekten. Şehirden epey uzakta. Çok sakin. Sık sık uğrar mısın? Hayır. Pek sayılmaz.
Hemen ileride, yavaşla. Şuna bakın. Hoysala harabesi. Kapıdan geçebilir miyiz? Gidip bakacağım. Eski başkentler. Bunlar nedir? Halebidu ve Belur. Ben bunları Ganesh ve Shiva sanıyordum. Ganesh, Halebidu'nun muhafızıydı. Yani Hoysala başkentleri arasında en yeni olanın. Shiva ise bir önceki başkent Belur'un muhafızıydı. Taş işçiliği harika. Ama pek savunma amaçlı değil. Oymacıların ikametgahı. Burada kalıyorlarmış. Yani hala kent dışındayız. Arkeolog olduğunu bilmiyordum. Arkeolog olan babam ben değilim. Ben bir hırsızım. Unuttun mu? Hey. Bizim araçta vinç var mıydı? Sanırım var. Harika. Bu kapıları kolayca halledebiliriz. Ne, öylece çekecek misin? Aynen öyle. Dinamit varsa başka. Patron sensin. O zaman patlayıcıların vardı senin Nadine. Şöyle mi yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Tamam. Yalnız bir şey var. Az. Sekir, tuzak bu. Sekir. Süper al. Uyarı için sağ ol. Oha oha, Nadine bak. Nadine sen manyak mısın? Ne yapıyorsun? Tamam, güvendeyiz. Evet. Nerede kalmıştık? Antik bir kapıyı çekmek üzereydim. Evet. Hey. Açıl Suzan, açıl. Evet, buraya ilk giren biziz. Bundan eminiz. Fazla sessizsin. Sadece biraz şaşırdım. Konu Hint harabeleri olunca arkanda iz bırakmazsın sanıyordum. Bu işte fazla duygusal olursan ölürsün. Çok güzel görünüyor be. Ne? Onları uçan kemirgenler gibi düşün. Hiç alakaları yok. Evet öyleler. Primat ve lemurlara daha yakınlar. Tamam, açar bakarız. İşte böyle. Asav. Ha. Aferin sana. Lanet olsun. Yanında koca bir ordu getirmiş. Girdi bunlar ya. İçeride daha fazlası olabilir. Demek bizi ciddiye alıyor. Koltuklarım kabardı. O kapıdan geçmeliyiz. Tamam, her şey sırayla. Ama önce şu sersemleri halledelim. Planın var mı? Evet. Tabii. Oo, bir dakika, arabayla ilerleyemeyiz. İşte gidiyoruz. Orada bizden ses var mı? Hatırladım. Nasıl yapsak? Güzel.
Çok iyi, tam ihtiyacım olan şey ama çok zor lan. Çok fazla düşman var. Ölür mü lan? Biraz fazla Last of Us gibi oynamaya çalıştık galiba oyun aslında. Sıkı sıkı gidiyoruz bir noktada da. Süper. Ah be, adam aşağı düştü. Yapıyorsun be. Ha? Ha, demeyeceksin hocam, dalacaksın. Ancak bunun mermisi çok kötü. Bunun da dürbünü var. Çok daha fazla işime yarayacaktır. Aracımız orada. Abi kadına bak sen ya. Elinde silah falan bayağı yakışıyor yani. Oha, yukarıda biri var. Şunu da aklayalım da bari. Omuz değiştirme space tuşuymuş. Bir kişi kaldıysa onu ben sniper'da alırım ama. Oraya çıkabiliyor muyum yoksa aşağıdan mı almak zorundayız acaba? Keklik. Ben ağır risk almışım lan buraya gelerek. Mükemmel. Özlemişim be. Ah, sanırım hepsi bu kadardı. Kitabına ah. Uygun. Fena değil. Daha ne olsun lan? Kaç kişiyi stealth öldürdük? Ajan 47 gibiyiz maşallah. İşte aradığım silah buydu benim ama. Bu harika susturucu ama şey yok. Peki ben nereden gideceğim? Arabayı buraya getirmemin... Ne gibi faydası olacak? He, kapının orada bir saniye bir şeyler var. Aa, tırmanıyor muyuz? Ben kapıyı açacağım. Aracı getirir misin? Çok mantıklı. Gerçekten her oyunda bu yok bak. Yani ben kapıyı açıyorum, sen aracı getir. Vardır ya, burada adam eşek gibi bekler, sen kapıyı açarsın, bir de beraber gidip arabayı alıp gelirsiniz falan. Mükemmelsin ya. Bunlar küçük şeyler işte ama doğru ya. Çok önemli. Ha?
Daha her kapıyı açtığında böyle açılsın açıl mı diyeceksin ya. Kapalı mekanda bu pek gitmeyebilir ama inatla kullanacağım. Tabancanın da mermisi pek sağlıklı değil. Dalıyorum ben bununla içeri ya. Dikkat et. Daima. Tamam. Ya da kay bakalım. Ben de sürebilirim biliyorsun değil mi? Şüphem yok. Tercih meselesi. Vay canına. Bakacak çok fazla yer var. Evet ama Asav'ın aksine avantajlı sayılırız. 3 sembol. Haritaya bakayım. Tamam bakalım. Ve map'imiz açıldı. İşte tam olarak buradayız. İlerledikçe işaretleyeceğim. Nereye gitmem gerektiğini göremiyorum yalnız. Şimdi... Şuralardan bacım, fotoğraf alabiliyor muyum? Eminim tepesinden her şey görünüyor. Olabilir. Evet, buradan alınıyormuş. Tahmin ettim. Üf, buralarda olmayı çok isterdim. Gitmeyi gerektirecek yeri ben anlayamadım. Yani şöyle ki, haritaya baktığım zaman kendimizi görüyoruz. Her şey çok açık ve net. Fakat işaretli bir yer henüz yok. Herhalde keşfedeceğiz abi. Kule en dikkat çeken yer. Kuleye giderek başlayabiliriz. Tamam. Benim gözüm Asav'da olacak. Mükemmel. Asav benim umurumda bile değil. Bence olmaz. Bir dahaki sefere bizi bekliyor olacak. Sanırım seni biraz acıda aldım. Bir dakika. Bu bir iltifat mıydı? Pardon. Bana biraz müsaade. Ne dedin pardon. Sen? Pardon. Space tuşu fren yapmıyormuş ya. Tamam. Biz az önce ne konuşuyorduk? Aa, doğru. Sanırım bana bir iltifatta bulundu. Adamları aptal. Ama Asav... Ondan olabildiğince uzak dur. Asav gibi insanları özel kılan şey ne acaba? Basit. Güçsüzleri güçle tanıştırıyor. Bir amaç var. Amaçmış. Bence saçmalığın daniskası. Çok güzel görünüyor çimenler falan. Bu arada sen Asav'a nasıl bulaştın? Amaçların için mi? Boş ver gitsin. Bence sana kafayı takmış gibi görünüyor. Hiç hatırlatma. Zamanında işe yaradı ama. Evet, nereye gidiyorsun? Tırmanmak ister misin? Çok isterim ama... Kimin gözcülük yapması iyi olur. Vallahi orada hiç iyi gözcülük yapamazsın. Çok kötü bir yere çektim aracı ama... Oraya da yetişemem. Ben bu kulenin üstüne tırmanıyorum abi. Bayağı yükseğe çıktık. Çok az kaldı. Buradan gidemiyorum herhalde. Şuradan içeri girmek zorundayız. İşte 3 sembolümüz. Bu beklediğimden kısa sürdü. Shiva'nın baltası. Bakalım bu neymiş? Tam da oradaki Hoysala harabelerini gösteriyor. Bu çok eski bir kale. Daha anlaşıldı. Balta için oraya gideceğiz. Balta çiziyor. 2 numaralı kapının ardında. Ha. Bu ne olabilir ki? İleride işe yarar. Çok temiz yapmışlar acaba oyunu ya. Çok titiz yapmışlar bir yani tasarımları daha... falan. Her ben şey çok güzel. Şelalenin ardında. Mızrağı haritada işaretledim. Bayılıyorum böyle yapımlara. Gerçekten hayranlıkla bakıyor ve oynuyorum. Son olarak yay kapısı. Ve işte eski bir kale daha. Göl yatağının tam ortasında duruyor.
Haritada şu noktaya bir yay çiziyorum. Harita bu arada beklediğimden de küçükmüş yani. Tamam, 3 tane sembol. En yakın şu anda yayla 3 mızrak gibi görünüyor. Şurası şey mi oluyor şimdi, bir daha bakayım şöyle. Aynen. Şu tarafa doğru ilerleyerek başlayabiliriz işe. İnanç atlayışı yok mu? Burada bir kol var. Asansör mü bu? Vay canına. Keşke tırmanmak yerine asansörü çağırsaydım. Kaç yüzyıl önce yapılmış ha? Çalışıyor hala. V tuşu aracı gösteriyor ama arabayı kendi buraya getirmiş kız bu arada herhalde. Burada da böyle bir kısa yol olarak görseydik şeyleri. Hem de nasıl? Üç sembolü de buldum. Hadi ya. Evet. Her biri farklı bir kaleyi gösteriyordu. Yani oralara baksak iyi olur. Harika. Tamam, hemen şey burada lan. Buraya gidelim. Bu arada sen Asav'a nasıl bulaştın? Amaçların için mi? Boş ver gitsin. Bence sana kafayı takmış gibi görünüyor. Hiç hatırlatma. Zamanında işe yaradı ama. Evet. Anlatsana. Doğru mu gidiyoruz lan? İki kadeh atsak? Ne kadar içki içsem yetmez. Tamam, oraya gideceğiz. Sudan mı gideceğim? Yoksa şu yukarıdan mı gideyim? Bir saniye, burası başka bir yere gidiyor gibi görünüyor. Pekala. Taktik uzmanı sensin. Asav'ın stratejisi ne burada? Adamlarını etrafa yayıp izlerimizi sürdürüyor. Ben öyle yapmazdım. Asav'ın... Böyle bir alana getirdi beni. Ne yapardın? Tıraş olmak dışında. Beklerdim. Ağır işleri senin yapmanı bekler ve sonra araya girip fil dişini kapıverirdim. Sinsice. Ama pratik. Pek riskte kalmıyor. Şanslıyım. Aynı taraftayız. Evet, öylesin. Asav'ın... Oh. İnanılmaz. Ha şunu bileydin. Yakından bakalım mı? Olur. Burada başka bir şey var bu arada. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Muhteşem. Sence böyle bir şeyi oymak ne kadar sürer? Yıllar. Hatta onlarcası. Hoysala taş işçiliğinde epey becerikliymiş. Bir de savaşta tabii. O da var. Bu şeyi Perslere karşı kazandıkları zafer için yapmış olmalılar. Başarılı bir savaşmış. Evet öyle. Ama uzun sürmemiş. En azından biz kazanacağız, değil mi? Şuradaki tanıdık geliyor. Evet, semboller disktekiyle aynı. Yaklaşıyoruz yani. Bunun bir anlamı olmalı. Umarım bu sembolleri bulmak bize cevap olur. Evet. Haritaya bir şey çizmiş oldum buraya. Evet. Buralarda hikayeyle alakalı, bence arka plan hikayesiyle alakalı bir takım bilgiler ediniyoruz. Veya sembollerin hepsini topladıktan sonra buraya da gelebiliriz. Doğru ya. Asav'ın aynı şeyi yapmamasına şaşırdım. Bu uzmanının bir bildiği var gibi görünüyor. Anladım. O zaman bu işi çabucak halletmek için bir sebep daha. Aynen abi, sudan gidecekmişiz. Yukarıdan atlamış olduk.
Ya kesin Nadia'nın dediği gibi olacak. Asav şu... Şuraya bak. Asav'ın aracı mı? Asav'ın kamyonlarında. Etraf temiz duruyor. Bu motif önceden gördüğümüz dev kabartmayla uyuşuyor. Kesinlikle doğru yerdeyiz. Asav şey yapacak. Üç sembolü toplamamızı bir şekilde bekleyecek ve en son karşımıza çıkacak gibi görünüyor bence. Bence kesinlikle yenileyelim abi. Arabayı buraya park etmemiz gerekecekti zaten herhalde. Aa yok, arabayla burayı açacağız herhalde değil mi? Arabayı getirelim. Şey diyecektir. Tamam. İçeri girelim. Sence burası eskiden neymiş? Bilemiyorum. Kale mi acaba? Pek tapınak gibi durmuyor. Ben de patron boş konuşuyor diyordum. Lafına dikkat et. Affedersin. Hey, kim var orada? Fraser mı? Kahretsin. Çok yanlış bir hamle yaptın. Lan ben silahı değiştirmedim mi? Allah kahretsin. Ya yanlışlıkla silahı bıraktık herhalde orada. Yapacak bir şey yok. Hadi. İşte dağın orada. Diğerleri geliyor. Dışarıda koca bir kamyon var. Gözümüzü dört açalım. Asav'dan önce gelsek çok iyi olur. Yapacak bir şey yok. Zaten mesele başlamakta değil, işi bitirmekte. Çok harika görünüyor be. O da ne? Bir tapınak mı? Sanmıyorum. Etrafta tanrı heykeli göremedim. Hadi yukarı çıkalım. Abi böylesi güzelim bir oyununu niye devam ettirmedi bunlar? Şey Uncharted'dan dolayıdır, şeyden dolayıdır, Last of Us'tan dolayıdır. Umarım gerçekten devamı gelir abi. Yani devamı derken karakterleri devam ettirmeye gerek yok ya. Hazine avcısısın oğlum işte. Her yerde her türlü mitolojide öyküler, hikayeler yazabilirsin. Tomb Raider yapmıyor bari bunlar devam ettirsin. Tomb Raider'ın bugün gelmesi gereken konum aslında tam olarak buydu. Kaç yıllık marka. Bu da bayağı eski bu arada. PlayStation 1'den beri mi var? 2 miydi? Bizi fark etmediler. Müthiş. Olanları düşününce. Ya şimdi bu adam duruyor. Silah seslerini duymadın mı? Duydum. Kafaya fazla takıyorsun. Asav kardeşlerimizi bizzat eğitti. Ya, yine de emniyeti kapatacağım. Ben göreceğim şimdi eğitmeni. Ben hiç açmadım ki.
Stealth ilerleyeyim de bu lavuk çok fena yaslandı oraya ya. Stealth ilerleme gibi bir şansım yok. Herif buraya dikildi abi. Nerede? Oo. Easy. Aynen. Güzeldi. İlerleyelim hadi. Resmen ağzımdan aldım. Açıl bakalım. Bak, o kapıyı açıyor. Harika. Bu iş görür. Ondan sen geçtin. Lanet. Başka bir yol görüyor musun? Öyle kal. Ya da kalma. Sana kalmış. Anlaşıldı. Sizce? Edersiniz. Her şey yolunda mı? Sorun yok. Vardık sayılır. Başardık. Etkileyici. Sağ ol. Gel hadi. Vay şuna bak. Nesine iddiaya girersin? Anahtar olduğunu söyledim. Yok artık. Aferin sana. Bakalım ne işe yarıyormuş. Bu da ne? Eski hoysala yap bozu falan mı? Basit. Baksana. Hayır, şuraya ama. Ne yapıyoruz? Çevireceğiz. Sanırım şimdi şu kolu çevirip ne olacağını göreceğiz. Güvenli mi sence? Ne değil. Hazine avcılığı risk almayanlar için değildir, biliyorsun değil mi? Paralı askerlik de öyle. Fark şu ki pimi çektiğimde ne olacağını iyi biliyorum. Benim tarzım daha zevkli. Duydun mu? Hissediyor musun? Hı hı. Vay. Razor, ne var? Şuna bak. Buna ne demeli? Daha önce uğradığımız o dev kabartma. Oraya uğramasaydık daha önce uğradığımız dev kabartma demeyecekti değil mi mesela? Öyle değil mi? İyi ki yanımda arkeolog kızı varmış desene.
Tamam, oranın kapısını açacağız işte. Çocukluğun eğlenceli geçmiş olmalı. Öyle de denebilir. Eğiticiydi. Ben semboller toplayacağız. Oysa sembollere babamın... gidip o kapının anahtarlarını açacağız böyle. Su gönderip. Ve çok vaktini alıyordu. Ben hazine avına çıkacak olsam önce cebimi düşünürdüm. Doğru. Ücreti dolgun değilse risk almam. Tahmin edebiliyorum. Bir ordu yönetmek gibi. Cidden büyük bir sorumluluk. Alışkanlık. Babamın şirketi. Emekli olunca ben geçtim. Aile şirketi. Mahvettim tabii. Biliyorsundur. Drake'lerle aran iyiymiş diye duydum. Evet, şey... O konuyu sonra konuşalım. Evet, şimdi nereye? İşte şelaledeki mızrakla işaretlenmiş kale. Ve bir de dağın yamacındaki baltalı kale. En yakın olana gideceğiz. Bu bölümü burada keşke sonlandıralım. Keşke olmadan Drake kardeşleri sorsam. Ne anlatayım ki? Nate'i iyi tanırım. Sam'i o kadar değil. Zaten birdenbire ortaya çıkıverdi. Hadi arabaya inmenin bir yolunu bulalım. İyi fikir. Buradan fotoğraf alamıyor muyuz? Arkadaşlar, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Çok heyecanlı ilerliyor benim için. Büyük ihtimalle sizler daha önce oynadınız veya izlediniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.